Elazığ'ın Yukarı Demirtaş Köyü sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşların tabiriyle eski Harput olarak bilinen bölgenin Urartular zamanında yapılan Meryem Dağı Kalesi olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün ekranlara getirdiğimiz halk arasında eski Harput olarak bilinen Yukarı Demirtaş Köyü sınırlarındaki bölgenin ayrıntıları belli oldu. Meryem Dağı Kalesi olduğu belirlenen bölgenin M.Ö. 730'lu yıllarda Urartular döneminde yapıldığı ifade edildi. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harput Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, Urartular döneminde yapılan kalenin Harput kadar yoğun bir nüfus yaşanmadığını söyledi. Harput Kalesi ile çağdaş ya da kısa süre öncesi inşa edilmiş olacağı konusundaki görüşler vardı. Tabi Urartuların batıya doğru genişlemesinde bir sınır şehri olarak düşünülmüş olabilir diye biz de hemfikiriz. Ancak kısa dönem kalmış ya da yerleşim kısa az alanda gerçekleştiğini gördük. Orta Çağ döneminde bazen surların restore edildiğini de görmüş olduk. Fakat Harput kadar yoğun bir yerleşim katmanı ve yoğun bir nüfus yaşamadığı da anlaşılıyor. Önce ciddi bir şekilde kale yapılmış surları ama yoğun yerleşim olmamış. Tahminim Harput'ta kalmak daha büyük birliklerin yerleşim olması tercih edilmişti. Her dönem yerleşime devam etti. Bunlar yaşanmışlıkların örnekleri tabii ki. Yapılacak arkeolojik sondaj ya da kazılarla da o süreç tamamlanacaktır. Aytaç o dönemlerde Meryem Dağı Kalesi'nin karakol olarak yapıldığını belirtti. Batıya doğru giden yol üzerinde önemli bir garnizon merkezi olduğu anlaşılıyor. Ondan sonraki nokta Fırat dibindeki Urartu surları ve Tomisa Kalesi, devamı da yine oradaki yol üzerindeki Meletiye ya da Malatya şehrine kadar giden bir coğrafyada yol boyunca oluşturulmuş yerleşim merkezleridir. Destinasyonlarla ve yapılacak çalışmalarla bölgenin turizme kazandırılabileceğini kaydetti. İnşallah ileriki yıllarda o dediğim noktalarda sondaj kazısı bilgilendirme levhaları yapıp o güzergahları aydınlatır, bilgileri verilir. En önemli yerlerden birisi tabii ki Meryem Dağı Kalesi. Ondan sonra da Harput geliyor. Tabii Selçukluların Anadolu'ya gelişiyle beraber Kömürhan'da han yapıldı 4. Murat'ın. Devamında Malkoşköy diye geçiyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla Karadeniz Birlik Işık Yolu Köyü'nün orada bir yerleşim bulamadıysak da su kenarında konaklama olduğunu biliyoruz. Bu tarafa geldiğinde hemen Elazığ'a girişte Hanpınar mevkisinde kervanları mola verdiğini biliyoruz. Kestrik mevkisinde mola verdiğini biliyoruz. Doğuya güneydoğuya gidecekler. Oradan kalkıp Malatya Bingöl'e doğru giderken Harput'a uğrayacaklar da yukarıya kaleye çıkıyorlardı. Burası ana güzergahtır. Orta Çağ'da İpek Yolu güzergahının ana güzergahlarından olduğu için bu tür yapılar inşa edildi.